Sevgili gönül dostlar, iyi akşamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Ama ufak bir değişiklik oldu. Bugün huzur yaparım diye düşündüm. Çünkü Lara evde değildi, anneannesindeydi. Sonra aradı, dedi ki eve gelmek istiyorum baba dedi. Anneanneyi de getirdi. Şu anda sevgili anneannemiz de evde. Hatta onunla muhabbet ediyorduk. Dedim yani onu da çok bu saatlerde muhabbet etmeyiz. O da enteresan bir hanımefendidir. Beni de hatta bu işlere sokan hanımefendi gibi bir şeydi şu anlamda. Bunu çok fazla bilmezler. Ben 2010 yılında kitap mı yazayım yoksa yazmayayım diye bir karar vermek üzereydim. Böyle, kitap yazayım mı yazmayayım mı? Kitap yazayım mı yazmayayım mı? Kitap yazayım mı? Ya da kendi şeyimi mi yapayım? Çünkü ben daha çok yazılım işleriyle ilgileniyordum o zamana kadar. Yani böyle gerçekten daha üst seviyeye mi çıkayım? Çünkü çok enteresan şeyler öğrenmiştim yani. Bunu paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? O da beni çok böyle ya sen yaz, bunu sen kesin yazmalısın falan böyle yani deyip beni aşırı yüreklendirmişti yani şu anlamında. Şimdi ailede böyle destek olunca insan şey yapıyor. Bütün ailenin tamamı terse dönünce insan biraz bazen böyle şey olabiliyor. Şevki kırılabiliyor. İşte şevkimin kırılmasında çok kırılmamasında büyük bir paya sahip. Zeynep de öyle keza. Benim anne babam mesela çok severim. Çok gurur duyarlar ama onlara kalsa benim kitap yazmamam lazımdı. Çünkü onlar daha böyle şeydir. Yani sen işte mühendissin oğlum. Yani sonuçta yani işini yap. İşin gücün var. Bu arada gördüğüm kötü kelimeleri videodan çıkarıyorum. Haberiniz olsun. Yani böyle burası sahipsiz değil. Niye bunu anlattım? Ha, kendisi şu an burada. Muhabbet ediyorduk dedim. Yayına girmem lazım. O yüzden yayına geç kaldım. Niye girdim? Çünkü disiplinli bir insanım. Hiçbir zaman yani böyle bir şey istiyorsam ya boşver demem. Her önemli konularda bu arada. Şimdi dünyanın en disiplinli insanı değilim. Hatta kuralsız biriyimdir. Genelde çok kuralları sevmem. Ama önem verdiğim şeyler varsa kesinlikle kuralcı ve disiplinliyim. Ve belirli bir şekilde eğer belli bir disipline uymuyorsan ama onu uyman gerekiyorsa birkaç defa istisna yaparsan devamı gelir. Aklınızda bulunsun. Yani bir şey ya heptir ya hiçtir. Ben de o yüzden genelde bu yayın konusunda yani en azından görevimi yapayım diye disiplini bozmayayım diye, çünkü bugün bozarsam yarın da bozarım, sonraki gün de bozarım falan diye hep bunu böyle zorluyorum. Size de naçizane tavsiyem yani bazı kuralları esnetmeyin. Çünkü insanoğlu kolaya alışıyor. Yani bazen bazı kuralları esnetmemek lazım. When the sun goes to bed muhtemelen evet. Bu arada böyle şu an bir iyileşme mi alsam? Kısa olacak bu yayın, itiraf edeyim. Çok uzun olmayacak çünkü dedim ki sevgili kayınvalide dedim uyuyacak mısınız? Yok yok daha uyumayacağım dedi. Ben dedim kısa bir yayın açayım. Geleyim dedim. O yüzden yani çok bir şey olmayacak. Uzun süren bir yayın olmayacak. Yoksa acaba ya, gelecek haftaya mı bıraksak güzel bir huzuru? Şimdi bugün böyle oldu. Sporcu ana. Bak iyileşmeyi alalım. Sporcu anayı alalım. Sporcu anayı alıyorum. İsteyerek olmadı. Vallahi billahi sevgili Gülçen. Ha bir dakika. Öyle demedi. Ha. Gelecek hafta. Evet, sağ ol Sezen. İyileşme alacağım evet. Kandırıkçı. Ya vallahi billahi kandırık yapmak istemedim. Amacım kandırık yapmak değildi. Ya şu müziği yeni çaldım. Yalan olmasın. Hatta da bayağı da uzun yani. 4 dakika aynı şeyi çalmışım. Biraz fena olmamış. Dedim. Fena olmamış. Oldu yani evet. Huzurumuz bu olsun. Evet.
Bu arada hayatımda hiç çalmadım ama onu deneyeyim ya. Bir dakika dur. Evet yani kandırdım Nazlı Yarim tonunu. Hiç hayatımda denemedim o şarkıyı. Ama beğenebilir. Bunu hayatımda ilk defa deniyorum ha. Öyle söyleyeyim. Kandır. Burada sesime de uymuyor çünkü ilk aklıma gelen yerde çaldım. Yani huzur yapacağım diye kandırdım ya, o yüzden çalıyorum. Burada burası iyi olmadı tabii de. Şuradan deneyim. Kandırdı. Dostlarını oyunlarla kandırdı. Az geldi. Kandırdım. Dostlarını oyunlarla mutlu. Evet efendim. Yani bugün Perşembe, artık hafta sonuna yaklaştığımız için peşinden az kopmadım ki, öyle miydi? Peşinden az koşmadım ki. Peşinden az koşmadım ki. Hak edeni kandırdı biraz. Arkadan bir kopya mı veriyor? Burası tamamen şeyim de. Efendim, evet kandırdım sizi. Bugün huzur var dedim. Ama sizi kandırdım şeyiyle. Amacım ya, bu arada tamamen geyik diye çaldım. Çünkü şarkı çalmayı bilmiyorum. Şu an ilk defa çaldım. Ama fena da olmadı. Kandıramazsın beni. O neydi?
Beni görseniz sanırsınız, o bilginiz yanılsınız. O benim güneş sistemi, alacalı kimsiyle saklı deniz yıldızları. Arkadaşlarım. Evet abi, yok. Asla. Basket. Burada söylediğin şarkıları çalmaya çalışıyorum, şaka. Akdeniz akşamlarını çalmam ya, o çok. Yok yok, cambaz falan çalmam, böyle geyine çalıyorum. Şimdi efendim, bir iyileşme mi alsam? Ne demiş? Hocam arkadaşlar meditasyon dedim. Efendim o iş yalan oldu. Yani travma falan bulacaktık, bulamadık. Evde şimdi şey var. Bu arada ki ilişkilerde iyileşme. İyileşme anlatmak isteyen biri var mı? Yani bugün Perşembe günü, yarın zaten Cuma günü. Ben bugün yayın biraz daha large'ım Perşembe günleri. Biraz hafta sonuna giriyoruz zaten. O yüzden huzur yapacaktım zaten. Evde huzur yapacaktım. Evde misafir var. Kayınvalide geldi. Dara da başka kayınvalidelerde, anneannelerde yatacaktı. Hanımefendi aradı, eve gelmek istiyorum diye. İyileşme. Emine Nisa Korkmaz. İsterseniz iyileşmeyi ben şey fon müziği çalayım. İyileşme. İyileşme anlatmak isteyen, iyileşme anlatmak isteyen iyileşme yazabilir mi? Bu çünkü
when sun. Burada bunlar iyileşme anlatmak için mi yoksa iyileşme alayım diye mi? Burada bak şu anda büyük bir kavram kargacası oluyor. Yani yazanlar iyileşme anlatmak istiyorlar, iyileşme almamı istiyorlar. Şu an tamamen olay karıştı. O yüzden iyileşme anlatmak istiyorum diye yazın. Uzun yazın. İyileşme anlatmak istiyorum yazın. Çünkü diğerlerinin ayrılması lazım. İnsanlar iyileşme alın, iyileşme alın diye iyileşme yazıyorlar. Yani onların hiçbiri bence iyileşme değil. Bu kadar, yani tamam çok iyileşme oluyor da bu kadar çok fazla yazıldı. Fazlaydı. Yani. O yüzden iyileşme anlatmak istiyorum yazın. Bir tane iyileşme alayım sonra da yayını kapatayım. Hatta isterseniz iyileşmeyi de şey yapayım. Evet, bom müziği yapalım. Yani öyle enteresan bir gece olsun böyle. Falan gibi böyle şey yapalım. Hem huzur hem iyileşmeyi beraber yapmış olalım böyle. Hani ben böyle iyileşmelerin arkasına şey koyuyorum ya, müzik koyduruyorum ya, öyle olsun. Bugün de böyle olsun. İsmail Gürkan. Valla erkek ismi korkuyorum. İyileşme, Ağustos'ta Yılmaz da iyileşme anlatmak istiyormuş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyileşme alacak. İyi akşamlar. Tamam. Merhaba, döndürün. Okey. Bugün tamam. Bu arada dedim erkek çıkacak. Erkeğin arkasına da şarkı çalamam. Yani dedim yani isminiz de İsmail falan olunca herhalde oğlunuzun falan mı ismi? Ortak kullanıyoruz eşimle. Tamam. Onun ismiydi. Değiştirmedik. Tamam. Sorun değil. Hoş geldiniz. Adınız İsmail anladığım kadarıyla. Yok, Yasemin. Tamam, hoş geldiniz. Şaka yapıyorum tabii Yasemin. Umarım değildir. Yani bu arada bazen böyle şeyi görüyorum yani işte tanıdığım, yani şimdi ayıp olacak falan da bazen erkek isimli kadınlar görebiliyorum ya. Olabiliyor. Maalesef bazen oluyor. Olmasın yani yeni anneler, babalar yani zaten hayat zor, insanları böyle bir yükle hayata getirmeyin ya. Yani kadına, kıza kız ismi, erkeğe de erkek ismi verin ki bu arada şeydir yani bir erkek ismi bence biraz güçlü olmalı. Kadın ismi de bence biraz zarif olmalı. Mesela Yasemin çok güzel bir isim. Yani çiçek evet. Çünkü. Yani, şimdi bir şey yapsak yani böyle baktığın zaman ben de anlamıyorum. Böyle insanlar neden çocuklarını işlerini zorlaştırıyorlar onu anlamıyorum. Yani neyse şimdi bir böyle tanıdığım insanlar var şimdi insanlar yanlış anlar diye. İyileşme. Nereden katılıyorsunuz? Ben Denizli'den katılıyorum. Ben sistemik lupus, skleroderma, skleroz hastasıydım. Ekstradan akciğerimde buzlu cam görüntüsü ve çok yoğun bir... Bu arada bir dakika arkaya şey yapacaktım, fon müziği ama ilgimi çekti o yüzden de yapmamaya karar verdim. Okey. Yani biraz böyle şey olsaydı yani standart bir iyileşme olsaydı böyle bir olayı biraz goy goy yapacaktım ama goy goy yapmaktan vazgeçtim tamam mı? Çünkü böyle skleroderma, akciğer buzlu falan filan deyince biraz daha böyle enteresan bir konu. Okey. Denizli'desiniz. Şimdi okey. Baştan başlayın. Ne oldu? Ben açıkçası Denizli'de yaşıyorum. 35 yaşındayım. Yaklaşık 7 sene önce bu romatizmal hastalıkların 3 tanesinin bende olduğu ortaya çıktı. Sistemik lupus, skleroderma, skleroz bir de çok yoğun olarak bunun tetiklediği Raynaud fenomenim vardı. Ellerim, ayaklarım çok kötü, büyük derin yaralar ve delikler vardı. Sağ kolumda da çok yoğun bir şekilde deri tutulması vardı, gerilimim vardı. Kolum resmen böyle sanki bir şey değse
patlayacakmış gibi bir gerilimim vardı. Çok sevdiğim yengem sayesinde sizin ortamınızdan haberdar oldum. Belki dedi bu şekilde çözülebilir, hani kemoterapi tedavileri, günde 12 çeşit ilaçlar, çok ağır bir sürekli kortizonlu ilaçlar kullanmak zorundaydım. Sonra bu süreç içerisinde sizin ortamınızla tanıştım. Sizi takip etmeye başladım. Daha sonra sizin diyaloğu kurarak sizin uzmanlık alanınızda kişilerle diyaloğa girdim. Onlardan biraz daha yöntemler aldım. Kitaplarınızı alıp okudum. Daha sonra sizin bu şekilde bir canlı yayınınızda ben travmamı yakaladım. Sonra baktım ellerimdeki delikler kapanmaya başladı. Kolum normale dönmeye başladı. Ve çok böyle ağır şekilde nefes almakta zorlanıyordum. Çünkü buzlu cam görüntüsü çok yoğundu. Sonra ben nefes almakta rahatladığımı hissettim. Asıl size anlatmak istediğim konu aslında kendimden ziyade benim aldığım 15 kür kemoterapi tedavisinden sonra bana menopoz teşhisi koyulmuştu. Meğersem ben 7 aylık hamile olduğumu öğrendim. Doktorların da %100 bu çocuk engellidir. Yani bu kadar aldığın kemoterapi ve aldığın ilaçlara rağmen sağlıklı bir bebek olamaz demişlerdi. Sonra ben yine sizde çareyi buldum. Kızımla konuştum. Aynı günde hamile olduğumu ve bir kızım olacağını hepsini aynı gün öğrendim. Kızımla konuşmaya başladım. Sizin önerdiğiniz gibi tavsiyelerle kızımla benim yaşadığım hastalıkların, yaşadığım travmaların bir bağı olmadığını ona anlattım. Ve şu anda dünya tatlısı, çok güzel, sağlıklı bir kızım var. Buna doktorlar bile çok şaşırdı Ma. doğduktan sonra. 4 Yaşı kaç şu an kızınızın? yaşında Zeynep isminde çok sevimli, dünya tatlısı bir kızım var. Hı. Bu mucizeyi ben sizin sayenizde yaşadım. Size çok teşekkür ederim. Bunun için katılmayı çok istiyordum. Birçok, yani inanmayan, tereddütte kalan insanların belki bir umudu olur diye düşündüm. Ben çok ağır bir hayat yaşadım. 7 yaşındayken, çok özür diliyorum, annemin başka birisiyle birlikte olduğunu görmüştüm. Sonra uzun bir süre annemin önerisiyle onu sakladım. Daha sonra annemi, çok özür diliyorum, intihar ediyordu. İpten indirmeye çalıştım ama çok zorlanmıştım. Bu yüklerle yaşamışım hep. Yaşamadığım, yapmadığım bir günahı sürekli sırtımda taşıyarak, hep suçluluk hissederek bir hayat yaşamışım. Bu bana, önümdeki yaşantıya, evlatlarıma çok büyük bir travma olarak kalmış. Ama bunu sizinle aştım ben. Şu anda çok sağlıklıyım. Bu arada Gerçekten de iyi bir şey itiraf edeyim hayatım mi? Bunu paylaşıyor olmanız, açık konuşalım. Ne kadar barışmış olmanızla ilgili. Biliyorsunuz değil mi? çok zorlandım Barış Bey. Yani ben sizin şeyinizde, canlı yayınınızda telefonumu önüme koyup duyguya bağlandığım anda, inanın gözlerim ağlamaktan şişmişti. 2 gün böyle için için fıçkırıyordum daha. Yani Siz içimdeki acı. demolara katıldınız herhalde değil mi? Evet, demolarınıza katıldım. Yani o kadar şey olmuştum ki, böyle nasıl diyeyim, sonra yani bu şeyleri yaşadıktan sonra 2-3 gün vücudumda çok şiddetli ağrılar hissettim. İstifra ettim, baş ağrısı çektim ama sürekli hıçkırıyordum. Yani böyle hani sanki içim hala ağlamaya devam ediyor gibiydi. Çok ağırdı yani. Ha, bu Ama arada bunlar okulum, 3-4 sene önce olan şeyler değil mi bu olay? biz 3 sene önce kendimle, özellikle kızımın bu olaylardan bağını keserek onu rahatlattığımı düşünüyorum. Yani çok farklı bir hayat yaşadım ben sizi tanıdıktan sonra. Hiç böyle olacağını tahmin etmiyordum. Yani inşallah benim gibi olup zorlanan kişilere bir kaynak olur Bence yani. çok inanılmaz bir kaynak. Yani şöyle söyleyeyim, çok hatta şey yapmaya çalışıyorum, siz beni kaç senedir takip ediyorsunuz merak ettim.
Ben sizi yaklaşık 5 yıldır takip ediyorum. Çünkü Yani yani 5-6 yıldır. evet öyle gözüküyor da çünkü şey gibi. Çünkü çocuğunuz o arada doğmuş Evet. şey o arada ve şeye döneceğim. Yani sizin ana travmanız şey miymiş? Sklerodermanın ve sistem yani lupusun travması bu iki olay mıymış? Çünkü çok büyük olaylar zaten de. Evet, yani bu yani benim anladığım kadarıyla ben çocukluk aklıyla bir de bu yaşadığım gördüğüm olayları babam öğrendikten sonra ben söyledim babama. Çocukluk aklıyla dedim ki baba ben böyle böyle bir şey yakalamıştım görmüştüm. Sonra annemle babam ayrıldı bir tane de erkek kardeşim vardı. Bu sefer de bütün yaşanılanların benim yüzümden olduğunu yüklenmişim üzerime. Bu hayatımdaki 7 yaşındaki 8 yaşındaki yaşadığım her şeyi ben film şeridi gibi sizin seansınızda gözümün önünde sanki o çocuğa geri döndüm. Onların hepsini yaşadım, yüzleştim. Annemle, babamla, kardeşimle, özellikle de erkek kardeşime karşı çok büyük bir sorumluluk sahibi edinmişim ben kendimi. Bu yüklerin hepsini kendi sırtıma sarmışım. Demişim ki benim yüzümden kardeşim de bunu yaşadı. Ve sonra ben Ve sizin psikolojiniz bayağı yani şöyle söyleyeyim bayağı değişti değil mi? Yani şu anda yani çok değişti doktor bey, gerçekten ben söylüyorum doktor size. değilim bu arada Yani... ama Barış Ama ama ben doktor doktora niye gideriz? Hasta olup iyileşmek için gideriz. Ben şifamı, iyileşmemi şükürler olsun ki size çok teşekkür ederim. eksik Sizin olmayayım sayenizde işte yaşadım. şu yüzden şey yapıyorum insanlar yani o kadar kötü niyetli insanlar var ki buradan bile bir şeyler alıp da bilmem ne falan diyebilirler diye söylüyorum. Çünkü yani çok bence büyük bir hizmet ettiğimizi düşünüyorum şu yayınlarla beraber. Ama ne yazık ki bundan rahatsız olan daha belirli gruplar var. Yani her zaman Gruplar olmalı zaten çünkü ilaç sektörü mahvolacak sizin ya sayenizde. Çünkü ben yani günde benim 12 öyle bir ben çeşit ilaç kullanıyordum düşünün yani. Bir de o kadar ağır kemoterapileri almıştım. Çok ağır yani vücuduma bilmeden şifa niyetine çok ağır yükler yüklemişim aslında. Aldığım ilaçları atamadı vücudum. Yani çok ağır şiddetli şeyler yaşadım. Yani bunu ben size gülerek anlatabiliyorsam bugün ağlamıyorsam bunu ben sizin sayenizde açtım doktor bey. Özellikle aslında Ama yani sizin doktor demeyin. özür dilerim. tamam bir şey kaldı yani şey olduğundan değil yani çok şey yapmamam lazım. Anladım. İki Ve o işte zaman size Barış Bey diyeyim tamam daha okey. çok. Ama çünkü şey gibi yani bu özellikle 3-4 hafta önce garip bir durum vardı da ne diyecektim? Şimdi tekrar başa dönüyorum. Evet. Sizin bu hastalıklar ne vaziyette şu anda? Yaralar vardı, bilmem ne vesaire. O yaralarım kapandı benim. Yani aslında resmini falan size keşke gönderebilme imkanım olsa. Çok derin yaralardı. Böyle hiçbir yere dokunamıyordum. Ellerim, ayaklarımda böyle izleri kaldı. Deliklerin bıraktığı hasarlar kaldı. Yarım gibi kaldı mesela. Elim, parmak uçlarım falan o sanki böyle etim çürüyüp de düşüyormuş gibiydi yani öyle söyleyeyim size. Hasarları kaldı ama artık deliklerim oluşmuyor. Çok şiddetli deliklerim vardı çünkü ağırdı. Bir anda kendi kendine küçücük bir nokta halinde başlayıp büyüyüp büyüyüp hiçbir şekilde acısının geçmediği Bunlar yaralarım artık vardı. Onu da ben yeni yaralar çıkmıyor, değil mi? Asıl önemli olan o. Yani yeni yaralarım çıkmıyor. Onu da ben zannedersem onu düşündüğüm anda o yarayı travma olarak annemi ipten çıkarmaya çalışırken yetişemediğim için onu yapamayacak çaresiz hissettiğim için acaba yapamaz mıyım korkusunu taşıdığım için zannedersem çaresizliğimden dolayı bu şekilde bir şey oluşuyormuş. Ben onu benim yüzümden değildi. Ben elimden geleni yaptım. Annemi de kurtardım. Şu anda annem yaşıyor diye kabullendikten, tevekkül ettikten sonra benim ellerimdeki yaralarım hiç kapanmıyordu. O kadar çok ilaçlar denendi. Ozon tedavisi bile almıştım bir süreçte kapanması için. Düşünün yani bir yanıkta alınan bir tedavi. Ona rağmen kapanmıyordu. Sonra benim o yaralarım kapandı. Yani ben gerçekten Barış akciğer Bey size çok nasıl? teşekkür ederim. Akciğer Akciğerimin bir kısmı hala buzlu cam görüntüsü var. Ama durması doktorları çok şaşırttı.
Yani çok hızlı ilerliyordu. Yaşım çok küçüktü. Çok ağır 2-3 tane hastalığım vardı aynı anda vücudumda. Ve çok hızlı ilerlediği için sadece onu durdurabilmek için bana sürekli ağır kemoterapi tedavileri uygulanıyordu. Ona rağmen durmuyordu yani. Bayağı bir büyüyordu. Şimdi stabil olarak kaldı. Ve uzun zamandır da en son yeni daha 2 hafta önce MR'a girdim kontrol amaçlı. Stabil olarak sadece buzlu cam görüntüsü kalıcı kaldı yani. Ama ilerlemiyor. Nefes iyi mi? Nefesiniz iyi mi? Şu anda nefes alımım rahat. Yürüyemiyordum, yol yürüyemiyordum. Bu şekilde benim konuşmam mümkün değil. Nefes nefese Ama kalıyordum. Sanki sizin böyle. hayatınız şey oldu, değişmiş bu arada. Yani kendi adıma, yani sizi iyileştirme bazen böyle oluyor. Yani şu işe sırf sizin iyileşmenize vesile olduysam bana bu bile yeter. Yani hiçbir şey Yani yapmadıysam, tamam mı? dört elle daha çok yani size tutunmamız lazım. Yani gerçekten hatta size ben kızımı göstermek istiyorum. Çünkü Çok çok gerçekten mutlu, çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz görmeye. Zeynep'ciğim gelir misin? Efendim, geyik yapıyorduk. Hadi bakalım. Goy goy diye girdik. Aldığımız iyileşmeye bakın. Gel bir tanem. Bak seni Barış amcanla tanıştırmak istiyorum. Wow, ne kadar da güzel bir çocuk ya. Evet, doktor bey, Ama %100 engelli bir kemoterapilere rağmen Bak mümkün değil yine değişiklik. doktor deriz. İsmi nedir? Zeynep Miraj. Ha, Zeynep, pardon, söyledim. Bu arada çok Evet. güzel bir kız. Çok 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 şey gibi, Teşekkür yani ederim. böyle Sağ çok olun. çok hoş bir kız olacak inşallah. Böyle dört oldu değil mi yaşa? 3 bitti, 4'üne girecek Mart'ın 3'ünde Çok inşallah. çok çok güzel bir kız. Yani hiç öyle çok da şey gözüküyor. Evet. Yani şey, çok şaşırdım. Vallahi böyle bugün goy goy yapacağım diye gitarı aldım. Hatta iyileşmeye de böyle şey falan yapacaktım böyle. Tamamen yani muhabbet olsun diye, ama yani konu zaten böyle ciddi bir konuya girdiği için dedim gitarı bırakayım. Hiç gitarlık bir olay değil. Şeyi son olarak şunu soracağım. Buyurun. İki şey soracağım. Bir, kaç kez çalışma Evet. yaptınız Yasemin Hanım? Ben çok denedim doktor bey. Doktor değil, Barış adım. Doktor derseniz bak, Niye böyle oluyor kötü bilmiyorum yani, siz beni artık. herhalde böyle şifa verdim falan diye öyle yazmışsınız, ama yani ilk defa böyle bir şey oldu. Yani beyine yazılmış anladığım kadarıyla. Yani tamam, sorun yok. Gerçekten istemsiz bir şekilde doktor çıkıyor ağzımdan. Çok özür Hiç yanlış. dilerim. Hiç öyle bir iddiam hayatım boyunca olmadı yani. Bir defa, hatta kitaplarımda doktor değilim diye özel bölümler yazdık ki insanlar Evet, yanlış an. biliyorum. Ya hatta doktor Aslında değilim diye biliyorum ana başlık var yani. Neyse, iki. Kaç ama. kez çalışma yaptınız? Çok denedim ben Barış Bey. Adaptasyonda zorluk yaşadım ama onu da zannedersem bu yaşadıklarımla yüzleşmek bana biraz zor geldiği için kaçtım diyeyim daha çok. Ama sonra işte bir gün demonuzda öyle bir bam telime basıldığını hissettim. Orada bağlandım. Daha sonra bunu 3 kere denedim ama kızımla çok çalışma Anladım. yaptım. Yani hamilelik sürecimde. Kızım bir de benim 7 aylık öğrendim. 8. ayda da erken doğumla doğdu. 32 haftalık doğdu. Hiç küveze bile girmedi. Yani 32 haftalık doğmasına rağmen doktorlar çok şaşırmıştı. Çocukların refleksleri 35 haftalıkta emmeye müsaittir. Bu çocuk 32 haftalık olmasına rağmen 2 kilo 100 gram ama emebiliyor. Akciğerlerinde sorunu yok. Gözlerinde sorunu yok. Kalbinde sorunu yok. Bu nasıl olur diye doktorların şaşırdığı bir bebekti. Yani Wow. gerçekten bir mucizeyi Evet. yaşamıştık biz. Bu arada anladığım kadarıyla konuya tekrar şey döneceğim. Siz aslında asıl çalışmayı benim toplu çalışmada yaşadınız, değil mi? Yani asıl, Evet. okey. Evet. Orada Evet. çok mu ağladınız? Çok ağladım. Dediğim gibi 2 gün boyunca da böyle sanki hala içim ağlıyormuş gibi hıçkırıyordum böyle Anladım. yani. Daha hala böyle şey olmamışım gibi. Ama orada size şunu söyleyeyim. En çok orada da endişe duyduğum şey anneme yetişememek korkusuydu. Ama onu kucaklayıp indirdiğimi, sonra onun iyi
olduğunu, kurtardığımı düşünerek, onları hayal ederek bu sefer de kendime dedim ki ben küçücük bir yaşta o vaziyetteki bir şeyi başardım. Bunu kabullendim. Sonra da dediğim gibi önce sağ kolumdaki sertleşme geçmeye başladı. Kolum normale döndü. Sonra ellerimdeki yaralarım bir anda kapanmaya başladı. Ben şaşırıyordum yani hani diyordum ne oluyor? Sonra doktora gittim. Doktor dedi bey dedim hani siz biliyorsunuz kolum benim dedim hani çok kötü durumdaydı. Sanki bir şey değse balon gibi patlayacakmış gibiydi. Çok zorlanıyordum zaten çok ağrı hissediyordum. O sertleşme olduğu için içerisindeki damarlar da rahat hareket edemiyordu. Sonra doktor da şaşırdı. Tekrar MR çekildi, damarlarımdaki şeyler ultrasonla bakıldı. Sonra ben kendim iyi hissetmeye başladım. Sabah kalktığımdaki tutulumlarım geçmeye başladı. Sonra biraz daha iyiyim, biraz daha iyiyim. Sonra doktora söylemeden ben biraz kortizonlarımın falan dozumu kendim düşürdüm. Kendim iyi hissediyorum çünkü diye. Doktora gittim, sedimasyonumla CRP sonuçlarım ilk defa o kadar düşük geldi. Yani doktor bile dedi ki sen bir şey mi yapıyorsun? Yani bu nasıl oluyor? Hani şimdi doktora da diyemedim ki yani doktor bey ben böyle böyle bir yöntem uyguladım falan da diyemedim o anda. Dedim bilmiyorum ama ben kendimi de çok iyi hissediyorum. Yani böyle bir Vallahi mucizeyi ben Murat, yaşadım yani. İnşallah zaten Allah bir şey herkesi nasip söyleyeyim. etsin. Zaten bunlar çok mahrem konular. Yani bunu böyle anlatabilmek zaten konuyla barışmış olmayı gerektirir. Yani insan çok kolay her zaman bunları böyle söyleyemez. Yani demek ki burada yani ne kadar bugün daha bugün biraz önce attığım bir yazı var ve onun üzerine geldi gibi oldu. Yazmışım ki daha önce yazdığım bir yazıydı ama şöyle demişim. İnsanlar uzun yaşamanın, sağlıklı kalmanın sırrını bitkilerde, beslenmede, havada, suda, sporda arıyor olabilir ama en büyük sır birbirini seven, destekleyen, huzurlu bir aile ortamında yaşamını sürdürmektir demişim. Bunun üzerine de bu. Ama benim sizinle tanışmam da öyle oldu Barış Bey. Bir yengem sizden bahsetti. Böyle böyle bir durum var. Yaşanılan hastalıkların travmalarla olduğunu falan. Böyle böyle yapılıyor falan diye sizden bahsedip bana anlattı yengem. Ben böyle pek sıcak bakmadım. Zaten dedim canım burnumun ucunda hayali şeylerle olacak iş mi bu? İlaçlar bile yapamıyor bu iş falan. Çok şaşırdım. Sonra 2 gün sonra bir arkadaşıma misafirliğe gittim. Yine sizden bahsedildi. Ya dedim bu millet hani ne oluyor yani? Bu da kim falan diye bir merakla girdim bu işe. Dedim bir takip edeyim bakayım belki hani böyle üst üstüne bir şey geliyorsa vardır belki bir hayrı dedim. İyi ki de demişim Evet, vallahi iki gerçekten. demişsiniz. Bir yandan da inanılmaz muazzam bir iyileşme. Yani yani konunun ciddiyetinden, travmaların büyüklüğünden. Yasemin Hanım çok teşekkür ederim. Bugün böyle bir arada benim de misafirim var. O yüzden yavaş yavaş yayını Evet kapatacağım biliyorum. zaten. Evet. Muazzamsınız. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür. Yani onur duydum, gurur duydum. Çok Ben de çok öyle. teşekkür ederim. Yani birçok insana büyük bir umut olacaksınız. Çünkü bu kadar zorluk yaşayan, bu kadar feleğin çemberinden geçen birinin şu an bu durumda hayatım çok beyniniz çok daha iyi değil mi? Yani şu anda mutluluğunuz vesaire falan. Asıl önemli olan bir yandan da o. Mutluluğum da öyle doktor, pardon Barış Bey. Ekstradan ya bilmediğim bir ağır bir şey sanki benim üzerinde bir dağ varmış. Ben bir ağırlıkla yaşıyormuşum. Şu anda hayata daha farklı bakıyorum. Daha mutluyum, daha güler yüzlüyüm. Böyle oturduğum zaman hep böyle dalıp gidip böyle bir üzüntüye, bilmediğim bir karmaşaya beynimi yoran ben artık hayata çok farklı bakıyorum. Size çok teşekkür Teşekkür. ederim. Ne mutlu bana. Çok yani ne mutlu ki vesile olmuşum. Çok sevgiler Denizli'ye. İnşallah bir gün görüşmek üzere. Sizi her zaman İnşallah. hatırlayacağım, itiraf Çok edeyim. isterim Hoşça yani bunu kalın. gerçekten Çok canı sevgiler. yürekten. Ne Allah'a mutlu bana. emanet olun. Sizler de öyle. Çok teşekkür ederim. İyi Çok sağ olun. akşamlar. Vallahi çok inanılmaz duygulandım ben. Yani nereden nereye? Küçük bir kız çocuğunun yani biraz önce iyi bir aile dedim. Birbirini seven bir aile diye. Goy goy diye gitarı almışım. Goy goy yapacağım, altına şey yapacağım diye en çok sert en sert
olaylardan birisi, yani hanımefendinin hayatı kurtulmuş. 5 seneden beri beni takip ediyormuş. Zaten 3-4 senedir iyiymiş. Yani harika bence de. Ben de çok etkilendim, itiraf edeyim. Yani bugün yine iyi ki bu işe zamanında bütün zorluklara rağmen, bütün laflara, bütün böyle var ya klasik, yani bazen kendim, ya klasiktir ama, yani böyle bir şey kabul etmeyince doğruyu söyleyeni kovarlar ya, yani böyle, ya da Galileo dünya işte güneşin çevresinde dönüyor demiş de adama mahvediyorlarmış falan, ya biliyorsunuz öldürüyorlarmış. O moda girdik yani. Yani bu arada, yani insanların bunu anlamamasına, yani şimdi böyle zor bir hayat yaşayan bir hanımefendinin sonra üzerinde bu hastalıkları geçirmesi, bir zaten doktorun dikkatini çekmemiş mi, ya da kendi insanlar zor zamanlar geçirdikten sonra böyle böyle ailelerde hep hastalar çıkıyor. Yani kesin bir şey çıkıyor. Ben o yüzden diyorum, yani bir aile eğer düzgünse, birbirini destekliyorsa, huzurluysa, herkes sağlıklı sağlıklıysa, bir de sağlıklıysa, herkes sağlıklı devam ediyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ama birisine bir şey olduğu anda diğerleri de travma yaşıyor ve bütün aile mahvoluyor. Yani bir ailede bir saçmalık olduğu zaman bütün aileyi etkiliyor. Yani çok kötü bir şey bu. Aile aşırı önemli. Bazıları şanslı, bazıları şanssız. Yani benim anlatmaya çalıştığım buydu. Sağlıklı, huzurlu bir hayatın en bariz aslında etkeni huzurlu bir aile. Net yani. Yani öyle aileler var ki, o ailede mesela her şey muhteşem ama birisine bir şey oluyor. Birisini kaybediyorsun. Kaza geliyor. Aile gidiyor. Herkes onun üzüntüsüyle beraber. Travmada çalışılmıyorsa vesaire de yani. Kimse, yani şu ana kadar kimse travma çalışmadığı için eskiden. Yani böyle, ama aile sağlıklı, huzurlu, birbirine yardım ediyorsa, huzurluysa, herkes birbiriyle iyiyse, kimsenin işi olmuyor abi. Herkes sağlıklı devam ediyor. Yani anne önemli, baba önemli. Yani o kadar şey ki. Bak nereden nereye, yani şimdi hanımefendinin hayatı mahvolmuş. Ya toplu çalışma, demo memo falan, evet hayatını kurtarmışım. Bu arada itiraf edeyim. Çalışmayı yapmayı bilmek çok önemli. İyi birisiyle çalışma yapmak da çok önemli. Travmayı bilmek bazen çoğu zaman yetmiyor. Yani ben onun muhtemelen hayatını kurtarmışım. Yani burada şey anlamında değil, vesile olmuşum diyeyim. Ya o çalışmada kopmuş o. Çünkü yani orada duyguyu böyle çeke çeke alman gerekiyor. O yüzden zaten seminer diye böyle insanlara sürekli, seminer çok önemli. Bak çok çalışmayı yapmayı bilmek önemli. Ekiple çalışmanız da çok önemli falan diye söylüyorum. Böyle yani iyi bir danışman, iyi birisi olduğu zaman o travmayı gerçekten beyinden söküp alıyor. Her zaman travmayı çözmek, travmayı bulmakla yetmiyor yani. Aklınızda bulunsun. Demoyu biraz böyle, yani demoyu yapmayı seviyorum ama düşmanım çok. Umarım anlamışsınızdır. Yani düşmanım çok. Yani haterlarım, yani çok da iyi, kötü, yani iyi niyetli bir insanımdır gerçekten. Yani bak kötü insanlara kötüyümdür de, düşmanım fazla yani, sevmeyenim çok. Umarım anlamışsınızdır. Seminerlerde 5 tane toplu demo yapıyoruz. 5 tane. Bir tanesi de tekli oluyor. Yani bir kişiye bir gösteri amaçlı. Yani umarım anlayacağınızı söylediğimi, seminerler daha kolay. Yani şu an bir sonraki seminer İzmir, sonraki Ankara, sonraki Kocaeli, Sakarya, işte Samsun falan filan var. Düşmanım çok fazla. Düşmanım çok fazla. Yok yani, yani Türkiye. Bu arada çok teşekkür ediyorum destekleriniz için her zaman. Yani yavaş yavaş yayını kapatayım. Kayınvalideyi ağaç yaptım. Çok daha kısa bir yayın yapmayı planlıyordum.
Çok geek bir yayındı ama sonu çok duygulu oldu. Yani ben inanılmaz duygulandım. Gerçekten yani şuna çok duygulandım. 7 yaşında kızım var şu anda. 7 yaşında bu küçük kız her şeyi 7 yaşında yaşamış Yasemin Hanım. Hayatı mahvolmuş. Yani biraz kızımı oraya koydum falan filan. Ne suç vardı yani. Ve hastalanmış. Sonra bütün ezilmiş. Ve çok şükür 3-4 sene önce, 4 sene önce falan toplu yaptığımız bir çalışmada hayatı tamamen düzelmiş yani. Tamamen yani tabii hepimizin daha eksiği vardır, onun da vardır, bizim de var. Biz de mükemmel değiliz ama en azından yaşanır bir hayata adım atmış. Çok çok mutlu oldum. Bu arada huzuru artık bugün değil, dediğim gibi gelecek hafta kesin yapacağım. Sizden tekrar son arada bir söylüyorum. Yani bütün benden gelen gönderileri beğenip altına yani 2 dakika iki kelime bir şey yazarsanız güzel bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Sadece küfretmeyin. Amacım sadece yani küfretmezsiniz de amacım sadece gönderinin daha fazla görülmesi yani benim takipçilere ulaşmıyor. Yani Instagram o kadar garip bir hale geldi ki yani verdiğimiz iyileşmeler görülmüyor. İnsanlar aylar boyu benden mesaj alamıyorlar ya da gönderi görmüyorlar. Size de gelmiyor olabilir. O yüzden şeyde beğenin yani gönderi üzerinde beğenin. Ve de altına bir şey yazarsanız yani özellikle en azından beğenin yani yazmak daha zor olabilir ama burada beni beğenin diye söylemiyorum. Gönderiler ulaşsın diye söylüyorum. Yoksa hiç böyle hoşuma giden bir söylem değil bu. Ama 5,5 senedir yayın yapıyorum. İlk defa böyle biraz böyle bir zorluk var. Bununla beraber pazartesi özel yayın yaparız yine 22.30'da. Ayrıca şu canlı yayın ve demoları da hala şey olmadıysanız burada böyle özel önemli şeyleri paylaşıyorum. Herkesi üye almıyor. Neden bilmiyorum. Bir bakın bakalım sizi alacak mı? Yani benim profile gidiyorsunuz, buraya katıl diyorsunuz ve böylece benden hem yani gelen mesajlar size görünüyor ve başka şeyler de gönderiyorum. Bazen işte şeyler gönderiyorum. Anketler düzenliyorum falan filan vesaire falan. Neyse, dediğim gibi seminerler yaklaşıyor ve ekiple de uzman psikologlarla da hem Almanca, Fransızca ve İngilizce çalışabilirsiniz. Bu arada bugün abim aradı. Yani önünde hasta var Amerikalı. Dedi, diyor ki kronik travması neydi diyor. Şey yani endoskopi yapıyor bir yandan. Bir yandan şey Amerika İngilizce falan konuşuyor. Diyor ki ama diyor bu tekrar geri aradı. Diyor ki annede de varmış ama halada da varmış diyor. O, diyorum ki haladan hala önemli değil. İşte annede de varsa hamilelik dönemi falan diye yani. Abim Amerika'da doktor. Yani ve gastroenterolog yani adam böyle 3-4 tane falan şey yapmış. Neden ona üst ana branş yapmış. Bana travma soruyor. Tamam mı? Yani bu arada yani dedim ki ulan yani benim abim bayağı oradan bana bizim ekibe bayağı Amerikalı danışan şey yapabilir. Aklıma geldi. Ben diyorum ya İngilizce, Fransızca bilmem ne. Yani çünkü o aslında aynı şeydeyiz. Onlar hat şey diyor Barış diyor biz diyor birçok şeyi çözemiyoruz diyor. Yani şimdi biraz anlamaya şey oldu. Yani diyor ki yani biz evet yani görüyoruz ama bir şey yapamıyoruz çoğu şeyi diyor. Yani bugün her gün böyle gerçekten Amerikalı insana beni anlatmış ve de travmayı soruyordu. Neyse. Sevgili gönül dostlar akşam yani bu kadar bu akşam şey yapamadım. Kusura bakmayın sözümü tutamadım. Gelecek hafta kesin yaparız. Gelecek hafta Mersin var. Mersin diyorum. İzmir var. İzmir, 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 İzmir. Bu arada muhtemelen Çarşamba günü Kocaeli'de Gebze'de bir yerde bir söyleşi var. Bilginiz olsun. Onun tam yerini olacağımı paylaşacağım. Sonra ondan sonraki hafta Ankara, sonra Samsun, sonra Kocaeli, Sakarya semineri var. Sonra da
İstanbul'da şey de var. 27-28 Nisan. Abim gastroenteroloji. Yani bu özellikle mide işte bu var ya endoskopi falan. Dahiliye yaptı, hepatoloji yaptı ve gastroenteroloji yaptı. 3 tane branşı var şeyde. Üst branşı. Dahiliye, hepatoloji yani karaciğer ve şey. Gastroenteroloji. Çok sevgiler, selamlar efendim. Kendinize iyi bakın. Afyonkarahisar biraz zor. Şu anda sadece 3-4 şehire geliriz gibi gözüküyor. Böyle ara şehirler biraz zor. İzmir var, Ankara var, Kocaeli var. Orayı da söyledik diye var. Bir daha sonra zor Kocaeli yapmamız ve Samsun yapmamız. Yani Samsun'u 3-5 sene boyunca yapamayız, bilginiz olsun. Kocaeli, Sakarya'yı da 3-5 sene yapamayız. Artık muhtemelen birkaç, böyle 2-3 şehirde yapacağız sadece. Şimdilik bu kadar. Pazar günü görüşmek üzere. Pazartesi de özel yayında 22.30'da özel yayınlar şeyini söylerim. İyi geceler diliyorum.